tarihi, Kanuni devrinden önceki yıllara tekabül ettiği bilinmektedir. Yine Akşehir Kitabı isimli kaynakta 1872 tarihinde 434 nüfus 108 hane olarak görülmektedir. Bu yıllarda yapılan nüfus sayımlarında sadece erkekler sayıldığından bu sayının daha fazla olması gerekmektedir. Beldenin kurulduğu alan Hanönü mevki olarak biliniyor. Kısacası kasabanın yerleştiği merkez konumunda olan yer eski tarihi caminin etrafıdır. Ancak son 10 yılda yeni imara açılan yapılaşmayla yaklaşık 500 hektar açılmış, bunun 300 hektarı tamamen meskenlerle kaplı olup hepsi kullanılmaktadır. Beldenin oturmuş olduğu alan sayısı 2000 hektar civarındadır. Ayrıca 2000 hektarlık alanların 500 hektarı, son yıllarda daha da gelişen meyvecilik, yani bahçelik alanlar 300 hektarı otlaki yemere, 200 hektarı kullanım dışı kalmakla beraber tepe dere yatağı ve 500 hektarı ise meskenlerle kaplı alanlar olarak kullanılmaktadır. 1959 yılında belediyelik statüsünü kazanan Doğrugöz, halen bu resmiyetle kasaba olarak halkının hizmetindedir. Son yıllarda belde olmanın avantajlarından faydalanan Doğrugöz, artık gelişen bir yerleşim birimi olarak hafızalarda yer almaktadır. Gerek cadde ve sokaklarıyla, gerekse park bahçeleriyle güzel bir görünüm arz etmektedir. Bununla birlikte kasaba halkının ihtiyacına cevap verebilen çeşitli esnaf grupları bulunmaktadır. Ayrıca Tokatlı Hacı Doğrugöz isminde bir adet hamam mevcut. Beldede düğün şölenleri yöreye has geleneklerle kutlanır. Mutlulukların paylaşıldığı bu güzel ortamlarda halkın birlik ve beraberliği kendini gösterir. Fakat bu düğün sahibi çiftin kına gecesinden farklı kareler yansıyordu. Bu yılın Mevlana yılı olması hasebiyle sanatçılar eşliğinde ilahiler, ezgiler söyleniyor, semazenlerin sema gösterileriyle renkli sahneler yaşanıyordu.